Merhaba arkadaşlar, Aran Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Angora Gold Şal ipiyle örülen şal modelleri nasıl ütülenir ya da ütülenir mi? Çok soru geliyordu. Ütülenir mi? Nasıl ütülenir? Kaç ayarda ütülenir? Çok soru geliyordu. Ben de bazı takipçilerime beraber yapalım inşallah dedim. Ve bugün o gün arkadaşlar nasıl ütüleyeceğiz merak edenler için beraber ütü yapacağız. Gördüğünüz gibi ben bu modeli ütüledim. Böyle düz duruyor. Biliyorsunuz bu angora ipler örünce kırış kırış duruyor. Birazdan ütülenmemiş halini de göstereceğim size. Kırış kırış duruyor. Böyle bu tür çiçekli bir model yaptıysanız arkadaşlar, elinizle düzelterek ütüyü en düşük ayara getirip elinizle düzelterek ütülemeniz gerekiyor. Eğer düz bir modelse de üzerine nemli bir bez örtüp o şekilde ütülemeniz yeterli. Böyle arkadaşlar, modelimiz de gördüğünüz gibi çok hoş, çok güzel. Böyle, evet ben ütümü fişini takayım arkadaşlar. Masamı da düzelteyim beraber. Beraber diyorum sanki örgü öreceğizmişiz gibi. Başlayalım. Masamı hazırladım, ütümün fişini taktım arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Bakın, bir nokta olan kısmı ayarladım. İlk önce bir ile başlayalım. Isınmazsa hafif yükseltiriz. Genelde nokta oluyor diye biliyorum ütülerde. Evet, şimdi şalımızı şöyle yukarıdan aşağıya doğru ütüleyeceğiz hafiften. Şöyle yaprakları açarak ütülüyorum. Evet, şöyle. Üzerine bez koyarsak düzgün olmaz. Böyle tek tek. Önce üst yapraklarını ütüleyelim. Böyle bu şekilde. Görünüyordur umarım. Şöyle. El olan varsa sonra düzeltiriz şimdilik. Evet, birinci katı hazırladım sayılır. İkinci kat çiçeklerini şöyle hafiften düzeltiyorum yamuk varsa. Şöyle. Evet, böyle. Buhar ayarını gördüğünüz gibi ütümde. Şöyle aşağıya doğru yavaş yavaş ilerleyeceğim. Yaprakları açarak ilerliyorum. Evet, bir nokta iyi geldi arkadaşlar. Dediğim gibi sadece bir nokta olan kısmı ayarlarsınız. Sonrasında ben böyle rahat değilim, kamerada var. O yüzden şöyle aşağıya doğru inerek ütülemeye çalışıyorum. Şöyle hafiften aşağıya doğru biraz açılsın yapraklar. Evet, açılmayanlar varsa da şöyle elinizle düzeltirsiniz. Önce hafiften bu şekilde gördüğünüz gibi çok harika oluyor. Böyle dikkatli ütülüyorum. Dediğim gibi çok ısıtmıyorum ütümü. En küçük ayardan.
Evet, şöyle yamuk olan yapraklar varsa şöyle düzeltebilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru. Köşesiyle yapıyorum. Şekil vermiyorsa hafif biraz daha ayarını yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ütüledikçe böyle düz olması lazım. Buradaki gibi. Bakın burası daha açılmadı. Ben dikkat ediyorum çünkü yanar. Yine de dikkat edelim. Böyle rengi gider. Hafiften hafiften artırın. Eğer ki düzleşmiyorsa. Şöyle bayağı bir önüme çekmişim. Şöyle yaprakları düzeltip ütülüyorum. Evet, benim ütüm biraz soğudu. Hafif ısıtacağım. Şöyle biraz ileri aldım. Böyle. Evet, şöyle. Evet, bu taraf güzel oldu. Biraz kısayım. Evet, sadece şuradaki yapraklarım düzelecek. Onları da düzelteyim arkadaşlar. Eminim anladınız. Böyle bu şekilde. Dediğim gibi çok ısıtmayın. Isındığını, çok ısındığını böyle zaten ütüleyince anlarsınız. Kısarsınız arkadaşlar. Biraz bekledikten sonra ütüleyin. Şöyle tersinden de son olarak böyle ütüleriz. Evet, ben orayı düzeltip döneceğim. Evet, ütümü bitirdim arkadaşlar. En sonunda tersinden bir defa gittim. Böyle görünümü çok hoş, çok güzel oldu. Böyle hafif pürüzler olabilir. Yapraklar hafif katlı olabilir. Hiçbir sorun olmaz çünkü göze batmaz arkadaşlar. Çok fazla çiçek olduğu için. Böyle olabilir. Farklı modellerde böyle yine aynı şekilde ütülemeye, düzeltip ütülemeye çalışırsınız. İnşallah memnun kaldınız benimle birlikte. Yaptığınız için mi desem, genelde örgü örüyorduk ya hani, benimle birlikte öğrenmek istediğiniz için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.